Şimdi size hayatın 7 temel kuralını söyleyeceğim. Mutlu olmak istiyorsan hayallerinin peşinden git. Yoksa hayallerin zihninde ve yüreğinde bir ömür seni kovalar. Çok fazla dost edineceğim diye uğraşma ama mutlaka elindekilerin kıymetini bil. Asla unutma ki hayattaki en değerli varlıkların ailendir. Onlarla çok daha fazla zaman geçirmeye çalış. Üzüleceğin, acı çekeceğin ve yıkılacağın zamanlar olacaktır. Her seferinde yıkıldığın yerden doğrulmasını bil. Her an ölebilir veya kötü bir hastalığa yakalanabilirsin. Keşke dememek için zamanını çok iyi değerlendir. İnsanlar sürekli hata yapacaklardır ama sen mutlaka affeden tarafta ol. Her açıdan kazanan sen olursun. Hayat çoğu zaman istediklerini vermeyecektir. Fakat sen yine de istediklerini ona fısılda. Bir gün mutlaka karşında belirecektir. Öz eleştiri yapmadan özüne dönemez. Sevdiği ya da sevildiği insana saygı duymayanlar, o üzüldüğü zaman da kaygı duymazlar. Oysa üzüldüğünde üzülmek en az bir roman yazmış kadar derin bir anlam ifade eder. Çünkü duyguları bu kadar hassaslaştıran ve insanları birbirine yaklaştıran kişilerin söylemleri değil, eylemleridir. Dünyanın fani, yaptıklarının baki olduğunu düşünme. Nasıl öleceğine kefil olamıyorsan, fani şeylerin peşinde de sefil olma. Çünkü bir gün çıkınca sonsuzluk seferine ne getirdin diye bakacaklar defterine. Oraya ne yazıldığının kararı da senin cüz'i iradende. Hadi oraya. Ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyen Yüce Allah'ın isteklerine uygun bir şekilde hayatımızı yaşayalım ve heybemiz de bu olsun, ne dersiniz? Bazen kalabalıkta yalnız kalır, ağlamak istersin. Fakat yüreğine bir yumru oturur, sesin çıkmaz. Bazen de koşulsuz peşinden koşarsın sevdiklerinin, seni anlayacak insan bulunmaz. Demem o ki sevgili dostlar, insanlar yalnız oldukları için değil, yanlış kalpte misafir oldukları için mutsuzdurlar. O yüzden ne değerini bilmeyenlerin dükkanının önünde eğleş, ne de anlaşılmadığını düşündüğün insanların ağırlığı ile cebelleş. Hayat güzel bir sahne. Çık ve oyununu oyna kardeş. İnsan seviyorsa iki şeyi asla yapmaz, aldatmaz ve ağlatmaz. Çünkü aldatmak insan onuruna, ağlatmak insan yüreğine yapılmış en bilinçli, en sistemli saldırıdır. Hiçbir bahanesi olmayan bu maddeler için empati yap. Acaba seni aldatsalar veya ağlatsalar ne düşünürdün? Kararını ondan sonra ver. Kaprisli insanların hayatta kullandıkları tek eşya merdivendir. Onlar aşağılık komplekslerini insanların sırtına basarak yükselme güdüsüyle tatmin etmeye çalışırlar. Ama bilmezler ki kader başkalarına yaptıklarıyla onları imtihan edene kadar peşlerini bırakmaz. Makam hırsıyla size hasım olanları bir daha hısım olarak yanınıza yaklaştırmayın. Yaklaştırmayın ki başka masum yüreklerde pusu kurmasınlar. İnsanlar sürekli olarak bir arayış içindeler. Terk edilmediği sevgiyi, ihanete uğramadığı dostluğu ve kendisine ait olmayan mutluluğu arıyorlar. Bulamayınca da kendi iç dünyalarına çekiliyor, yalnızlaşıyorlar. Oysa bilmiyorlar ki yalnız kalmak bir kader değil, tercihtir. Tercihimizi yeniden gözden geçirelim. Nasılsa dostumdur diyerek ötelediklerimize kucak açalım. Dostluğumuzu kullananlardan da uzak kaçalım, yeter. Hayat beşikten mezara kadar geçen süre değildir aslında. Sevgini, saygını, vefanı, şefkatini, merhametini, gülümsemeni, iyiliğini yitirdiğin her gün ölümdür anlayana. Bu güzel duyguları kaybetmeden hayatı yaşarsan birçok sorunu da başlamadan aşarsın. Ama yaşadığın duygularının ne manaya geldiğini bilmiyorsan kontrolsüz bir sel gibi yatağından taşarsın. Herkes habire konuşuyor. Ancak kimse ne konuşuluyor, ne konuşuyor diye dinlemiyor. Sadece kendi düşüncelerine destek olsun diye arada susma numarası yapıyorlar. Birbirini yargılayan bir toplum da işte bu şekilde oluşuyor. Bizler hakim olmayı, yargıç olmayı mesleğimiz sanıyoruz. Anlamadan, dinlemeden yargılıyor, sonra da asıyoruz. Oysa ne susan kabul etmiş, ne de boş yere konuşan zafer elde etmiştir. Hayatta en mutlu kişiler hiç geçeni olmasa bile köprü kurmak için çalışan kişilerdir. İletişim kurmak beni duyuyor musun demek değildir, seni duyuyorum demektir. O yüzden duvar örmeden önünüzü görün ve ona göre hareket edin. Doğru iletişim kurmak, anlamaya çalışmak, empati yapmakla mümkündür. İşte bunu yapabilenler hayatta en mutlu kişilerdir. Hayatta 3 tip insana asla güvenmeyeceksin. 1- Soyu belli olmayana. 2-
yolu belli olmayana, 3 huyu belli olmayana. Soyu belli olmayanın kökü, yolu belli olmayanın hedefi, huyu belli olmayanın da karakteri zayıftır. Biriktirenler ve erteleyenler her türlü ilişkide kaybetmeye mahkumdur. Çünkü her mesele yerinde ve zamanında çözülür. Ya konuş, bir daha anma ya da gereksiz yere ağzını açma. Halının altında ve yüreğinin derinliklerinde ne kadar gürültü var değil mi? Peki bunlar seni rahatsız etmiyor mu? İstersen kabul et ve bitir. Yoksa beynin arasına bir şey atılmayan değirmen taşları gibi kendini öğütmeye devam edecektir. İnsanın dünya hayatında sığınacağı 3 liman vardır. Dua, anne kucağı ve dost eli. Duayı yüreğinden kovma, dost elini bırakma, anneni unutma. Yoksa hayattan hiçbir zevk alamazsın. En güzeli hayatı sevdiklerimizle ve bizi sevenlerle yaşamak. Yaşanmamış bir şey kalmasın. Senin için değerli olan insanlar için bir anlam ifade etmiyorsa, yapılacak tek şey aklında olanı değil karşında olanı terk etmektir. Bir gün değişir mi diye yaptığın binanın temeli çürüktü ve yıkıldı. Ama sen hala yıkıntıların altında kalmak için deli divane oluyorsun. Bunlar ailen için söylenmiş sözler değil. Hemen hazıra kaçma. Dışarıda bir sürü canavar besliyor ve bu huyundan vazgeçmiyorsun. İnsanlar nedense hep aradıklarını paylaşıyorlar, yaşadıklarını değil. Ama bilmiyorlar ki bu hayat çöplüğü aradıklarını bulamayanların hayal kırıklıklarıyla doludur. Yine de aramaya devam etmeliyiz. Çünkü bütün bulanlar arayanlar arasından çıkar. İşin özü şu. Yaşadıklarını en güzeliyle sahneye koy, satılan biletlerle ilgilenme. Nasılsa o salon sen düzgün yaşadığın müddetçe tıka basa dolacaktır. Ama seyirciye odaklanır, yaptıklarını unutursan tüm elde ettiklerin çer çöp olacaktır. Yürekteki ayrık otlarını temizlemeden kainatın temizlik işçiliğine soyunmuşsun. Ne fayda? Bizim hedefimiz bu dünyayı değiştirmek için önce kendimizi değiştirmek olmalı. Yoksa hiç kimse yaptıklarımızdan etkilenmeyecektir. Fakat doğru bildiğin yolda yılmadan ilerlersen diğer herkes, tüm insanlık sana hedefine ulaşmak için seferber olacaktır. İnsanların ne düşündüğünün, ne söylediğinin, ne hissettiğinin, hatta ait olduğun yerin hiçbir önemi yok. Siz onların sadece neler yaptığına bakın. Asla yanılmazsınız. Çünkü eyleme geçmeyen her sözcük içi boş balon gibidir. Bir iğne ile hemen patlar. Ama eyleme geçmiş her davranış ufukta bir güneş gibi parlar. İşte oraya odaklan ve ilerle. Seninle gelmek isteyen milyonlar olacaktır. Hep özleriz aslında gülün ilk halini, dostluğun ilk gününü, seviyorum dediğimiz o anı. Ya sonra gül solar, dostumuz kaybolur, sevdiğimiz terk eder. Geriye elimizde bir yığın pişmanlık kalır, saya saya bitiremediğimiz. Özlemleri çok biriktirmemek için hayatı doya doya yaşayalım. Ölüm anı geldiği zaman ne kadar da güzel şeylere imza atmışım, ne kadar da harika işler yapmışım diye kendinizle gurur duyun ve bu dünyaya öyle veda edin. İnsanların kimisi yalan, kimisi de yılandır bilirim. Ama öyle insanlar var ki en umulmadık yerde yanında olan ve sana yüreğini teklifsiz açan. Çünkü biliyorum ki yalnızlıktan daha zordur vefasız yüreklerle imtihan. Geçici heveslerle kalıcı mutluluklar ve başarılar elde edemezsin. İnsanlar şöyle bir bak, ne istiyorlar? Sağlık, mutluluk, başarı ve aşk. Peki bu istediklerinin uğrunda yeterince mücadele edebiliyorlar mı? Hayır, hayır etmiyorlar. Ya uzaktan ya da hariçten gazel okuyorlar. Sonra isyan ve sitem. Kime? Neye karşı? Vermediğini alabilecek kim var ki bu dünyada? Asla ama asla unutma. Yapacağın bir tek şey var hayatta. Sağlıklı yaşamak istiyorsan tembellikten, mutlu olmak istiyorsan beklentilerden, başarılarla dolmak istiyorsan pes etmekten vazgeçecek ve aşk istiyorsan kendinden geçeceksin.